15 Temmuz 2016 tarihi, yaklaşık bir yıl önce tam da bulunduğumuz bu nokta Türk yakın siyasi tarihine önemli bir yer olarak, mekan olarak adını yazdırdı. Eski adıyla Boğaziçi Köprüsü, yeni adıyla 18 Temmuz 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeyiz. O tarihte saat 20-20.30 sularında aslında ilk hareketlilik başladı köprüde. Trafikte malumunuz bütün İstanbulluların bildiği bir yoğunluk olur Boğaziçi Köprüsü'nde günün farklı saatlerinde. O gün de Cuma günüydü ve yine bir yoğunluk vardı. Ama o günü farklı kılan bir şeyler vardı o saatlerde, 20 saatlerinde, 20 sularında. Yoğunluk çok fazla hale geldi ve trafik tamamen durdu. Biz Anadolu yakasındayız. Olayların yaşandığı noktadayız. İşte 15 Temmuz gecesi onlarca insanımızı kaybettiğimiz yerdeyiz. Bu noktada duran trafik Altunizade Köprüsü, onun ilerisine Bağlarbaşı'na kadar tamamen durdu. Tüm bağlantı yollarında kıpırdamak adeta imkansız hale geldi. Tüm İstanbullular birbirlerine aynı soruyu soruyordu. Neler oluyor? İlk başlarda bu sorunun net bir cevabı hiçbir şekilde gelmedi. Çeşitli dedikodular ortaya atıldı. Bir terör saldırısının olduğunu söylemeye başladılar. Ve köprüde iki manga asker, iki kamyonla ilk önce boy gösterdi. Hem Beylerbeyi istikametinden hem Nakkaştepe istikametinden köprüye bağlanan bütün yollar kapatıldı. Halk askerlere soru sorduğunda, burada bekleyen, trafikte bekleyen İstanbullular soru sorduğunda net bir cevap alamıyorlardı. Verilen cevaplarsa bir terör saldırısı olduğunu ve bu nedenle askerin güvenlik önlemi alması gerektiği yönünde bilgilerle geçiştiriliyordu bu sorular. Bu cevaplarla geçiştiriliyordu. Ancak ilerleyen saatlerde olayın rengi değişmeye başladı. Zira Türkiye'nin farklı noktalarından gelen haberler olayın ciddiyetini, vahametini gözler önüne seriyordu. Ve ilerleyen saatlerde devletin zirvesinden çarpıcı açıklamalar, çarpıcı notlar gelmeye başladı. İlk açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Ve insanlar, yurttaşlar, İstanbullular aslında olaya vakıf olmaya başladılar. O korkulan şey, olmaz denilen şey artık olmuştu. TSK içinde bir grup asker demokrasiye pranga vurmak için harekete geçmişti. Halkın iradesini yok etmek istiyorlardı. Bulunduğumuz bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından sonra onlarca, binlerce İstanbullu bu noktaya geldi ve askeri protesto etmeye başladı. Ve asker maalesef insanların üzerine ateş açmaya başladı ve onlarca şehit verdik bulunduğumuz bu noktada. Hafta boyunca yapacağımız yayınlarla burada yaşananları aktarmaya devam edeceğiz Canan Reçber. Sözü tekrar sana bırakıyorum. Ahmet Sami Arslan, teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler.